arkadaşlarım ve çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Sizlerin karşısında 30 yıllık bir öğretmenlik yapmış bir insan olarak konuşurken bacaklarım titriyor, yüreğim çırpıyor. Çünkü siz karanlığa karşı aydınlığı, ışığı getirenlersiniz. Siz ki bu ülkenin umudusunuz. Geleceğisiniz, aydınlık yarınlarısınız. Bugün buraya avuçlarınızın içerisinde sabırsızlanan bir umudu getirdiniz. Avuçlarınıza bakın. Avucunuzun içindeki bir umuttur. Aydınlık yarınların kapısını açan en değerli umutsunuz. Sizler de umudun anahtarını ellerinizde taşıyanlarsınız. Sevgili arkadaşlar, umudun en güzel tarifini yine bir gencimiz, 16 yaşındaki Berkay Gezgin 2019'da her şey çok güzel olacak diyerek yapmıştı. Biz de o umudun peşine takıldık, koşmaya başladık. Dilimizde pelesenek oldu, ağzımızda o umut sözü slogan oldu. Sonra da her şey çok güzel oldu. Bugün burada kariyeri enine boyuna konuşacağız. Kariyer Fransızca bir kelimedir. Bir yere çıkan, bir yere gelen anlamlarında kullanılır. Sözlükte bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık olarak tanımlanır. Türkiye'de kariyer bir çalışma, başarı ya da uzmanlıktan gelen bir durumdan çok bir atama ile gelinen yer olarak algılanıyor. Gençler kariyeri bir yere birilerinin çıkarttığı değil, bir başarı hikayesiyle uzmanlaşarak elde ettikleri bir meslek olarak görmeleri gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, kariyerin nasıl ilmek ilmek kazanıldığını hayattan kopmadan ta hayatın merkezinde nasıl yol alındığını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından bazı kesitlerle sizinle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz Atatürk çok iyi bir asker, olağanüstü yetenekli bir komutan, eşsiz bir devlet adamıdır. Bu yeteneklerinin hiçbiri tesadüfi değildir. Dünyayı anlamak için okuyan, araştıran, yazan ve uygulayan bir kişiliktir. Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamında, kısacık ömründe 3.997 kitap okumuştur. 9 kitap yazmıştır. O hani matematikte hep başınız dertte olan matematik var ya, geometri var ya, işte onun kitabını yazan Mustafa Kemal Atatürk'tür. O sadece bir komutan değil, sadece bir asker değil, o bir bilim insanıydı. Mustafa Kemal Atatürk ömrü savaş meydanlarında geçti. Düşünün, 3.997 kitap okuyacaksınız, 9 kitap yazacaksınız ama hayattan da hiç kopmayacaksınız. Türkü söyleyeceksiniz, zeybek oynayacaksınız, dans edeceksiniz, yüzeceksiniz, hayvanlarla, doğayla iç içe bir hayat yaşayacaksınız. Bunu yaşayan kim? Mustafa Kemal Atatürk. En iyi kürek çeken o, en iyi yüzen o, en iyi dans eden o, en güzel şarkıları ve türküleri söyleyen de o. Dolayısıyla biz hayata kapanıp sadece günde 120 ya da 200 soru çözerek bu hayatta yarınları kuramayız. Tabii ki soru çözeceğiz. Çünkü bu sistem sınav odaklı bir sistem.
Eğitim içinden çıkılmaz bir hale getirilmiş. Sizi sınavda at yarışı yapar gibi oradan oraya koşan insanlar olmuşsunuz. Bir yandan koşacağız. Sorular çözeceğiz. Ama bir yandan da dans edeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Türkü söyleyeceğiz. O yavuklumuzla mesajlaşacağız. Sevgilimizle el ele tutuşup gezeceğiz. Buradan koparsak yaşamdan koparız. Mustafa Kemal Atatürk bize bunu öğretti. Mustafa Kemal Atatürk hayatın merkezine umudu koymuştu. O avuçlarınızdaki getirdiğiniz umut var ya, işte Mustafa Kemal Atatürk hayatın merkezine bunu koymuştu. 13 Kasım 1918'de İstanbul Haydarpaşa garından bindiği Kartal isimli botuyla Galata'ya giderken 55 parçalık işgal donanmasının arasından geçer. Yaver Cevat Abbas boğaza giriş yapan düşman zırhlarını ve arkadan gelen gemileri gösterir. Hüzünlü ve ağlamalık bir sesle geliyorlardır. Mustafa Kemal Atatürk kararlı bir sesle geldikleri gibi giderlerdir. İzmir, o güzelim İzmir düşman tarafından işgal edilir. İzmir işgal edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar. Yalnız Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'e derler ki ordu yok derler, kurulur der. Para yok derler, bulunur der. Düşman, düşman çok derler, yenilir der. Orduyu kurdu, parayı buldu, düşmanı yendi. Neyle? Umutla, kararlılıkla, heyecanla. Eğer sevgili arkadaşlar, çok zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyorum. Birçoğunuz belki de Türkiye'yi terk etmek istiyorsunuz. Hayalinizdeki ülkede çalışmak ve yaşamak istiyorsunuz. Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Hayallerini terk eden yaşamdan umudu kesmiş sayılır. Ancak hayallerimizin peşinden koşarken bu güzel ülkenin umudunun sizler olduğunu asla unutmayın. Bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Eğitiminizi nerede yaparsanız yapın. Atatürk'ün size emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhuriyet devrimlerini asla ve asla unutmayın.